Sen özgürdün kardeşim. Şimdi daha özgürsün. Dünya sana zindan olamayacak kadar hürsün. Bedenin toprağa, ruhun nurlara daldı. Secdelerinle yükseldin. Ardından seccaden kaldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Mısır'ın seçilen ilk cumhurbaşkanı, darbeyle devrilen Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu. 6 yıldır zindanlardaydı. Mısır Devlet Televizyonu'nun haberine göre de mahkeme salonunda baygınlık geçirdi ve ardından hayatını kaybetti. Yapılan duruşmada Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi casuslukla suçlanıyordu. Daha önce hatırlayın, çıkanları da öldürüyorlardı, şehit ediyorlardı. İşte hatırlayın Esma Biltacı, o babasına yazdığı mektup. Bunları sık sık gündemimize getirin. Kafanız dağılmasın, gündeminiz dağılmasın. Esas, dünyaya esas geliş gayenizi unutmayın. Kendinize bunları hatırlatın. Mısır'ın kuzeyindeki Şarki eline bağlı Eledve köyünde 8 Ağustos 1951 yılında dünyaya gelen Muhammed Mursi İsa el-Eyyed, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerince darbe yapılmış ve görevden düşürülmüştü. O günden beri de zindanlarda tutuluyordu. Sadece o değil, dava arkadaşları, Müslüman kardeşlerden, işte Esma Biltacı'nın babasını da biliyorsunuz, o meşhur hani mektubu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da hani o meşhur izlediği, duygulandığı mektup. Sen Allah'a verdiğin söze sadakat. O ve diğer Müslüman kardeşler üyeleri haksız, hukuksuz şekilde zindanlarda tutuluyorlardı. Ama hiçbir şekilde alçaklığa, hainliğe baş eğmediler. Zaten zindanlardaki konuşmaları gördünüz, izlemişsinizdir. Bunları gündeminize alın. Bu önemli. Kafanızı kuma sokmayın kıymetli dostlar. Eğer işte oyun, para, pul, işte şu marka şu, şu marka ayakkabı, şu yok şu kıyafeti aldım, yok onun bilmem nesi şunu şunu demiş, bu bununla dedikodu yapmış. Hayatınızı böyle idame ettirmek isterseniz bu aslında bir uyuşturucu gibi. Kendinizi uyuşturuyorsunuz ve gerçeklerden kopuyorsunuz. Ama bizim bu dünyaya gelişimizin bir gayesi var. Muhammed Mursi, başta kendime soruyorum, ne kadar aklımızdaydı acaba? Ne kadar anımsıyorduk? Orada zindanda çürüyen bir kardeşimiz var, Müslümanlar kardeşleri. Ne kadar aklımızdaydı oradaki Müslüman kardeşlerdeki kardeşlerimiz? Orada bir dava uğruna hayatlarını hiçe sayanlar. Sadece orada değil, işte 15 Temmuz'da da aynı şekilde. Bunları sık sık gündemimize taşımamız gerekiyor. Ben ara sıra kafam dağıldığı zaman, yani böyle aklım karıştığı zaman Esma Biltacı ve babasının o mektubunu okuyorum. Babasının yazdığı mektubu okuyorum. Mektubu okuduktan sonra şöyle bir titriyorum, kendime geliyorum. İnsanların kendini etkilemesi gerekiyor. Hani nasıl spor yaparken işte böyle ona göre giyiniyorsun, ona göre bir şeyler, müzikler, bilmem neler dinliyorsun. Bizim esas gayemizi unutmamak için de kendimizi etkilememiz gerekiyor. Baktıklarımız, izlediklerimiz, dinlediklerimiz, bunlar bizi etkiliyor. Kafamızı kuma sokmamamız gerekiyor. Bunları anımsamamız gerekiyor. Konuya geri dönelim, biraz daha ayrıntı vereyim sizlere. Ben bugün şunu düşündüm, onu söyleyeyim önce de. Bunları daha çok işlememiz gerekiyor. Müslüman kardeşleri mesela, ayrı bir video yapıp sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce buna benzer. Oradaki yaşayan kardeşlerimizle benim diyaloğum olanlar var. Sizleri taşımaya çalışacağım inşallah. Umarım etkilenirsiniz. Birbirimizi etkileriz. İyi anlamda, faydalı anlamda etkileriz. Konumuza geri dönelim. Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadağ'ı bir açıklama yaptı ölümüyle alakalı. Ona bir bakalım. Mursi ölmedi. Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek. Ali Karadağ'ı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri. Evet, Karadağ'ı öldürüldüğünü söylüyor adım adım. Zaten 6 yıllık zindanlarda ne haber alınabiliyor ne bir şey yapılabiliyor. Mahkeme salonunda orada hakkı savunurken de şehit oldu Muhammed Mursi. Başkan Erdoğan da açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, bu darbeden sonra en net duran, belki birkaç tane hani ülke lideri vardır bilmiyorum ama vardır. Ama en net duran Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Uluslararası arenalarda seslendirdi. İşte Rabia işareti, o meşhur.
Bu işaret oradan geliyor. Rabiatül Adeviye, Rabia Meydanı. Ondan sonra. Çok net bir şekilde durmuştu. Yani Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seversin sevmezsin. Bu ayrı. Ben burada siyaset yapmıyorum. Bu Muhammed Mursi konumuz. Burada şehit olan, davası uğruna şehit olan bir lider var. Ama o dik duruşunda takdir etmek gerekiyor. Tüm dünyanın göz önünde haykırdı. Mursi'nin birçok noktasında serbest bırakılması için çalışmalar yürüttü. Sadece meydanlarda haykırma değil. Uluslararası arenada da bunu söyledi, bunu dinlendirdi defaatlerce. Kendi bakın, şimdi işte bu Rabia simgesi. Her yerde de bunu kullanıyor, unutturmamaya çalışıyor. Elinden geleni insan yapmakla mükelleftir. Evet, Başkan Erdoğan da elbette bu duruma üzüntüyle, çok derin üzüntüyle karşıladı. Bir açıklama yaptı ve sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı. Onlara bir göz atalım. Doğrusu şimdi ben de arabadan inerken tabii bu haberi aldım. Ve maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir darbe ile Mısır'ın başına geçen şu andaki zalim Sisi, bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlıyı şu ana kadar idam etmiştir. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir. Hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler. Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Benim gördüğüm kadarıyla dünyada da şu anda Katar emiri El Tamim ve Malezya hükümetinden başsağlığı mesajları geldi. Onları da paylaşalım sizlerle. Mursi bir dava adamıydı. Her şeyden önce bir dava adamıydı. Siyasiden önce bir dava adamıydı. Müslüman kardeşler onun hayatına çok etkili oldu. Müslüman kardeşleri okuyun. Mesela Mustafa Sibahi hayatını bir okuyun, öğrenin. Bunların birçoğu profesör. Yani öyle şey değiller. Bu adamlar dünyadaki entelektüel birikimi de bilen, İslami noktada hassasiyetleriyle hassas bir şekilde duran, İslam'ı iyi bilen insanlardı. Mustafa Sibahi mesela 17 yaşında Şam'da verdiği bir vaaz yüzünden tutuklanıyor. 17 yaş. Biz 17 yaşımızda ne yapıyorduk ya? Tutuklanıyor. Ondan sonra hayat hep böyle tutuklanmalar, içeri giriyor, çıkıyor. Davası uğruna. O yüzden bazen böyle işte mesela siyasi şeyler yaptığımız zaman yani böyle işte aşağı gelen yorumlar, küfürler, şunlar, bunlar. Ya biz başka bir şeydeyiz ya. Yani başka bir dünyadayız. Biz başka bir şey, bizim ana eksenimiz o. Bazen herkes anlatılamayabiliyor, yanlış anlayabiliyorlar. Ama biz burada bir imtihandayız. O şöyle demiş, bu böyle demiş, şöyleymiş. Biz ana çerçeveye bakıyoruz. Biz bu dünyaya ne için geldik değil mi? Bir kulluğumuz var bizim. Onun için en uygun olan neyse biz onun yanında durmakla yükümlüyüz. Hani denir ya, Firavun'un karşısında olmak yetmez. Musa'nın da yanında olmak gerekir. Acaba biz ne kadar yanındayız? İşte bunu da sorgulamak gerekiyor. Buna bakmak gerekiyor. Aksi halde kuru polemiklerle gerçek gayemizi unutursak o zaman söylemlerimizin de bir anlamı kalmaz. Sığlaşırız ve zor anlaşırız. Evet, şimdi Muhammed Mursi'nin ölmeden önceki son konuşmasına bir bakalım. Etkili bir konuşma, beni duygulandırmıştı. Onu izleyelim. حافظوا على مصر حافظوا على الثورة الحفاظ على الثورة
اللي احنا اكتسبناه بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسيرتنا سنتين ونص. حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا معارضين. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير وانتوا قادرين تواجهوا هذا. ازاي نحافظ على الثورة؟ ازاي ما تتسرقش مننا الثورة؟ انا قدامكم ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية. ثمن الحفاظ عليها حياتي، حياتي انا. انا عايز احافظ على حياتكم كلكم. انا عايز احافظ على الاطفال ولادنا اللي حييجوا يكبروا بعدين. انا عايز احافظ على البنات حيبقوا امهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم ان ابائهم واجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الطين ولا ينزلون ابدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية ابدا من وطنهم او شرعيتهم او دينهم. اذا كان الحفاظ على الشرعية ثمن دمي انا فانا مستعد ان ابذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره حسبة لله سبحانه وتعالى، حسبة له سبحانه وتعالى. اوعوا حد يضحك عليه، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لنتذكر جميعا الله سبحانه وتعالى هو خاطبنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Evet işte bir varmış bir yokmuş. Bu dünyadan kimler kimler geçti. Dünya çapında zenginler. Onlar bunlar. Mesela Türkiye'nin çok zengin adamlarından biri ölmüştü kaç sene önce. Kimsenin aklına bile gelmiyor. İsim vermeye gerek yok. İşte neler geçti, ne futbolcular öldü, ne kadar insanların aklında. Ama Muhammed Mursi Allah'ın izniyle unutulmayacak. Bir dava hayatı yaşadı, zindanlardaydı. Ama baş eğmedi. Mahkeme salonlarında, elinde Kur'an'la baş eğmedi. Aşağılık, hain, alçak Sisi, onun hükümeti, onun hakimlerine, savcılarına baş eğmedi. Ve dik duruşuyla şehadete yürüdü. Allah'a karşı secdedeydi ama alçaklara karşı da dik duruşuyla şehadete yürüdü. Rabbim hepimize güzel ölüm nasip eylesin. Şehadet nasip eylesin. Dünya hayatı gelip geçici. Bugün varsın, yarın yoksun. Şu videoyu çekerken bir deprem olsa. Düşün. Aslında 10 saniye varmış deprem olmasına. Böyle sayıyorsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Titriyorsun ve gittin. Veya sen bunu izlerken. Kardeşim. Nerede kaldı arkadaşın şunu demiş, bu bunu demiş, şunun marka ayakkabısı, şunu bilmem ne, şunun marka telefon. Nerede kaldı bunlar? 10 sene sonra garantin var mı? Yalama etmeyelim. Nefis böyle hep uzaklaştırmaya kalkar. İşte o yüzden tefekkür etmek çok önemli. Tefekkür, tefekkür, tefekkür. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim yolundan ayırmasın. Şimdi sizlerden bir ricam var. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü ben bu kanalda faydalı, bilgi içerikli şeyler paylaşmaya çalışıyorum. En azından bunun için mücadele etmeye çalışıyorum. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açın. Ne kadar çok kişi erişirsek o kadar inşallah faydalı olur. Birlikte hayır vardır. Bu noktada bunu yapmanız önemli. Biz de dediğim gibi bilgi ve faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bir şeyler hatırlatmaya çalışıyoruz. O yüzden YouTube gibi bir platformda kanalımızın büyümesi bu noktada faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten ben buraya bu şekilde girmiştim. Daha önce onlarca bu konuda yazı yazmıştım. İşte buranın ne kadar artık çöp hale geldiğinden bahsetmiştim. Her şeyi böyle eğlence üzerine kurgulamışlar. Ama özellikle gençlerin de gerçeklerden kopmaması gerekiyor. Esas gayelerini unutmaması gerekiyor. Gündemden de kopmaması gerekiyor.
Bu bağlamda inşallah ben de mücadele ediyorum. Destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim Muhammed Mursi İsa el-Eyyat'ın şehadetini kabul eylesin. Mekanı cennet Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Gani gani rahmet eylesin. Sen özgürsün kardeşim.